yaşıyor. Ben buradaki insana baktım ki o senin dediğin muhabbet doğru. Ama herkes kendi çıkarı üzerinde konuşuyor. O da bana gelmez. Ben öyle bir insan değilim. Ha, dolayısıyla ben mesela senin hakkında ne düşünürsem senin yüzüne söylemeden hayatta edemem. Kardeşim. Rahat edemem. Ya. Çünkü benim her şeyim güvene dayalı. Hı-hı. Hı-hı. Ya ben sana güvenmezsem daha imkanı yok konuşma. Tabii canım. Aynen öyle. Aynen öyle ben. Ne? Ben de mesela güvenmediğim insan oldu, çekildim abi. Aynen. Bunda değil. Ha, öyle olmak lazım. Ha. Şimdi dolayısıyla ama bak mesela bakıyorum bazen ben burada insanların konuşmasıyla hareketleri bir değil. Bana öyle yaklaşan insanlara ben zaten mesafeyi koyarım. Koyuyorum da. Hı-hı. Çekerim kendimi. Bana mesela anlatma. Ben adımları attım. Ama şu an çekiyorum kendimi. Ha, bu saatten sonra beni kimse ilgilendirmiyor. Kusura bakmasın. Ben buraya kimsenin ütopyasına alet olmak için gelmedim. Ben kimseye falan hiç işim yok. Aynen. Bu düşünce de olmak güzel. Buradaki çarpışmalar önce kendi aralarını çok... Bana gelme şansları da yok zaten. Hani bana ne yüzde gelebilir? Aynen. Anca nasıl gelebilir biliyor musun? İyilik yönünden gelebilir. Kardeşim der. Ah bak etmeye bastın. Keşke basmasaydın. Der. Allah razı olsun derim. Ama aynen, başka türlü gelemez kimse. Bu düşüncede olman güzel. Eyvallah. Çünkü bizim benim... Eyvallah kardeşim. Anladın mı? Benim savunduğum kesinlikle ve kesinlikle düşünce bu. Çünkü, abi bak ben bunu her zaman söylüyorum. Grup olayı elbet belli sistemden sonra birbirini harcayacaklar. Mecbur. Aynen. Aynen. Mecbur abi. Aynen. Bununla kurtuluşu. Aynen. Benim aynen. Burada ben şunu da inanıyorum. Ben burada bir gruba katılsam bana bir yarar yok ve yarar sağlayamam. Ve grup kurmaya çalışsam yanımdaki insana yarar sağlayamam. Çünkü ben onu kandırmam. Nasılsın ama? Sen yalan... Haddime değil. Ben hiçbir zaman bir kişinin başka bir kişinin maşası olmasına karşıyım abi. Aynen. Ve benim bütün yapacağım muhabbetler budur. Ve dolayısıyla ben her zaman güvendiğim, güveneceğim her şeyi bir arada tutmak isterim. Ben senin... Yanındayım. Bak arkandayım cümlesini hiçbir zaman sevmem. Yanındayım. Çünkü neden? Bu senin ihtiyacın olduğu anlamında eyvallah. Değil. Ama yalnız yürümediğimiz için. Ha, her zaman. Ben, her zaman. Neden başkasının yanında görürüm? Ha, her zaman. Bak her zaman. Ben baştan bu, çok denedim bunu. Bazen. Her zaman. Dostum ne istersen ne zaman istersen. Hani ben abi de, dediklerim de sıkıntı ha, yaptı. Yok o değil. Şey her dedim. Zaman. Bak ne diyorum. Eyvallah. Başkan her zaman. Abi dediğim gibi. Bu saatten sonra çıkarıma uymayan hiçbir şey beni de ilgilendirmez artık. Aynen. Çıkar ama şey de var. Bu şey çıkarın değil. Demek menfaat anlamında değil. Öyle değil. Konuşanla konuşur. Aynen. Sana yakışan bu. Birbirine laf atan iki kişi beni ilgilendirmez. Aynen. Çünkü öncesini de biliyorum. Sonrasını aynen. Da biliyorum. Aynen. Arasındaki olayda ben bir şey demem. Aynen. Benim dediğim gibi sana teması istemem. Çünkü ben istemiyorum. Oradan biri hemen düşündüm. Tak diye atladı. Bir, kendini ona anlatma. Merdiven olayını sürdü. Evet dedim, o da aynıdır benim için. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben ister istemez böyle düşündüm. Neden? Çünkü ben net adamı sevdiğim için, benimle konuştuğum zaman net ol abi. Eğer beni abi, yanında görmek istiyorsan, ne anlamda? Seninle konuşursam olur. Ha, anladın? Yok yok, o anlamı demiyorum. Çünkü mı? Ben öyle bir adamım. Mesela ben eyvallah. Ben herkese hatasını söylüyorum. Eyvallah. Herkese ama. Yani kendimin de bir şey olduğu zaman ben de söylüyorum. Ama ben seninle zaten konuşmak istemezsin. Ha. O birkaç soru sormalıyım çünkü aynen. Bende çok büyük etki eder o. Aynen. Aynen. Biliyorum benim, o muhabbet. Eğer Bahadır'la birlikte bir muhabbetimiz olsun dersen, diyorsan... Ben isterim. Ha dersen net olalım abi. Aynen öyle. Net. Ama her ikimiz zaman, de olalım. Aynen. Üçüncü yok, kişi olmasın hayatta. Abi. Ben hiçbir zaman üçüncü kişiyi karıştırmam. Ne seninle konuştuklarımda ne de seninle muhabbetimde. Aynen, aynen. Çünkü abi ya sensindir, benizdir. Aynen öyle. Anladın mı? Aynen. Orada kalktığın zaman üçüncü bir dördüncü bir kişiyi dahil ettiğinde yarın muhabbet başka birine gittiğinde Bahadır sen mi söyledin, o mu söyledi, o mu söyledi olmaz. Yani burada ne var? Burada abi oldukları bir kişi, ben bunları çözdüm. Burada 16 güzel insan var. Hepsi kendi ama belli bir şeyde kamera olsun, oyun olsun. Ya bazen psikolojik olarak değişim gösteriyor ya duygusal olarak. Hani değişim çok. Çok. İşte ben de o yüzden... Yazılmama korkusu. Şimdi, milyon tane. Seninle arası... kötü davranmayan sana bir insana sen de kötü davranamazsın. Niye yapayım? Ha, değil mi? Şimdi tabii. Ben bana bu yüzden çok ya sana da onlar yapacak. Yapsınlar, yapsın. Yaşayayım. Değil evet. Mi? Kesinlikle. Yaşayayım abi, ondan sonra. Kesinlikle. Geçen gün Müslüman gibi bir muhabbet geçti. Ses tonum yükselir benim. Yükselir abi. Evet. Haksız yönden geliyorsan yükselirim ben. Evet. Ha, Allah'tan başka sana karşı yok. İyi geliyorlarsa ha. Sen niye onlara karşı tabii. Kötü gidesin? Bir de şey var millette.
İşte Çağlar ne yapacak? Evet, ne yapacaksa yapsın, sana ne? Evet. Ha, sana ne abi? Aynen. Sen kendin bir bireysin, aynen, ben bir bireyim. Aynen. Herkes aynen kendince. Ben diyor muyum, acaba bu ne yapacak, bana zarar mı? Evet. Bana herkes o yaptı. Ben sesim mi çıktı abi? Çıkmaz. Evet. Niye çıksın? Herkesin kendi şeyinden. Tabii. Tabii abi. Şimdi tabii, ben oraya çıktım mı potaya, bakacağım ne var. Ha, ben sana karşı kim nasıl, sen de ona karşı olma, bu senin doğal hakkın. Tabii. Kimse kimseye şey yapmaz. Aynen öyle. Evet, ne evet yapacağım? Bu adam, örnek veriyorum, 10 kişiye karşı savaştı. Hani 10 kişiye karşı kötülük yaptı. Ama sana hiçbir şey sıkıntısı yok. E ne yapayım abi? Sen şimdi ben burada şey değilim ki. Hükümet diyelim, bir şey diyelim. Evet. Nasıl yönlendireyim? Ha bir de bu olaylarda tek taraflı da yürümüyor hiçbir şey. Evet. Hani tek taraflı yürüsün, sadece o yapsa diyeceksin ki ulan dör. Evet. Dör oğlum ne yapayım diyeceksin. Evet. Ama biri de geçerken laap diye bir şey yapıyor. Evet. Anladın mı? Anladım. Hani benim düşüncem baba nettir. Aklımda olan neyse söylerim. Söylemek istemedim de emin olun şey, samimiyetsizlikten evet söylemiyorum. En güzeli. Gerek yok. Böyle bir muhabbet açtım mı millet şey hemen susturmaya çalışıyor. Kimse demiyor yani. Ya doğru diyor adam diye. Yok, yok abi öyle bir şey. Biz abi herkes nemalanmaya çalışıyor. E tabi. Abi ben ne diyorum sana? Adam bana yanımda bak. Değil mi diyor. Evet diyor. Bak ama böyle. Ulan dur. Dur bir ya. Daha yanımdasın. Ha bir de git. 2 metre yürü öyle de bari. Ne yazık ki. He 2 saniye. Ne düşünüyorsa düşünsün abi, benim umurumda değil. Yani beni gören, izleyen, ben onlara kendimi doğru ifade ediyorsam mutluluk o benim için, gerisi evet önemli. Ha, buradan çıkarken şunu isterim. Keşke 16'sı, 18'i kaçtıysa, kim kaç kişi gördüysen burada, hepsiyle inşallah dışarıda görüşürüz, selamlaşırız. Bu Allah'ın selamıdır. Çünkü ben şuna inanıyorum, selamlaşırım da. Ben çünkü sonuçta aileme veya şahsıma, namusuma özel bir mevzu olmadığı sürece insanlarla selamlaşılabilir. Çünkü Allah'ın selamıdır abi. Selamun aleyküm, aleyküm ve selam dersin. Ha, ama burada ben dışarıda eminim ki bu çoğu insanla birbiriyle görüşmeyecek. Görüşmeyecek abi. Görüşmez. Görüşmeyecek ki ya. Ben görüşmez. Madem herkes ayrı dünyanın insanı, burada aynı dünyanın içindeymiş gibi daha. Evet. Ekmek yemişliğimiz var, saygı duyarım. Herkesle lokma paylaştık. Allah razı olsun, hepsi paylaştı. Ama öyle muhabbetler gidiyor ki ben sana ne diyeyim, kavga sırasında ağzından çıkar. Bak dün oturacak yerin yok. Anca Çağlar'ın yanı. Ötekileştirdin beni. Anladın mı? Yani ötekileştirdin abi. Demek ki bu o... Dünkü mevzu hangisi? Dün geldi yani dedi. Dedi yeni bir çağ başlatıyorum. Yüzsüz. Ha. Abi bak. İnsan ağızdan çıkana dikkat etmiyor. Orada şu kelimeyi kullanacaktı. Çağ başlatmışsınız. Adını keşke yüzsüzlük çağ koysaydınız. Olabilirdi. Ama ne dedi, ben başlattım. Eyvallah. Yollar çok olsaydı. Sana haberlerde söyledik ya. Ben hala diyorum mesela kendisi bomba. Ne olacağı belli değil abi. Belki tutanın önünde kalacak. Kendinin bileceği iş. Herkes kendi bilir abi. Ben yani yeri zamanı geldiğinde üstüme herkes vazife kendi bir şey olursa söylerim, yoksa... Aynen öyle abi. Her şeyin zamanı yeri. Aynen. Ben hala şunu söyleyeyim. Toplumsal büyük bir sıkıntı olmazsa birebir muhabbetlerde adam zaten kendini koruyamıyorsa burada ne işi var? Evet. Kendi çünkü sen ütopyanı zaten daha barındıramıyorsun, tutamıyorsun. Şu kapseti alamamışsın. Bir de takmayacaksın abi burada bu kadar şeyi. O dediğinde takmayacaksın. Takmayacaksın abi. Al hiçbir şey takmayacaksın. Yani bugün baktığında 25 yaşındaki bir tane çocuk. Kötüse mi? Şimdi bu bana bir şey söylesene, söylemesene. Takmayacaksın abi. Aynen. Söylesene, çünkü... söylemesene. Haksız mıyım yani? Onun ha söylediği ne doğru? Zaten kendini bilen adam olsa onları söylemez. Sen kendince
tak onu hemen yorumunu yaptım. Aynen. Bitti abi. Ama diğer türlü yok sen böylesin. Tabi 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 onlar çok söz konusu. O sıkıntı bile. Ama şey yani öğrenecekler yapacaklar yani. Ya herkesin amacı var kulağa bir su damla attırayım da. Bilmiyorlar okullar içi tıkalı. Naç tabi ne haber ya? Ne yapıyorsun? Şey yaptım yok adam. Akşama yine turluyoruz mu Bahadır'la abi? Ha? Bir yol yapıyoruz mu? Yapmıyoruz mu? O bir kereydi yani. İşler oturdu mu yana yine? İşler tamam, oturdu. Stratejiyi yaptık. Tamam abi. Her gün her gün yapalım. Tabii her gün yaparsa sıkıntı. İki...